güzelmiş. Evet, meşhur Kastamonu sarımsakları. Evet, meşhur Taşköprü sarımsakları. Gördün mü? İnternet ediyordu. Var ya. Evet, biz Kastamonu yemek yemeye geldik. Artık yemek saati Münir'e Sultan. Tabii her şey yerinde güzel olayı. Yöresel yemekler için Münir'e Sultan sofrası. Biraz gezelim. Siparişlerimizi verdik. Buraya özel tirit ve bandurma. Tabi TDK'ya uygun söylemek istiyorsanız bandırma. Her şey yerinde güzel. Sözünü tekrar ediyorum. Güzel, sakin bir yer. Sakin derken müşteri olarak değil. Ama sakin ve dinlendirici bir yer. Beğendim. Thank you.
Güzel bir yermiş. Ama çok acıktık artık. Oturalım bakalım. Evet, yemeklerimiz geldi. Tirit ve buraya özgü bandırma. Bandırma. Ay, çok güzel koktu. Zaten her şeyde tereyağı kullanılıyor. Tereyağın kokusu yeterli zaten. Evet, bandırmayı merak edenler. Hindi etiyle yapılmış. Bu şekilde etler var. İçi bölüşme yapayım. Ve bu şekilde yufkalar var. Ve bol bol tereyağı. Tadı çok güzel ama. Bu şekilde de fındık ceviz tarzı şeyler var. Ben et olacak şeklinde düşünmüştüm. Et zannetmiştim ama hindiymiş. Ama tadı güzel, gayet iyi. Kastamonu'dayız. El sanatları çarşısı. Biz biraz önce burada yemeğimizi yedik. Tirit ve meşhur, ikisi yan yanaymış zaten. Bandırma ve tirit yedik. Her şey yerinde, güzel olayı. Özellikle onları yemek istedim. Evet, şimdi de el sanatlarını gezelim. Neler var, neler var bakalım. Buradan başlıyoruz. Sağdan başlayalım. Klasik meşhur. Kastamonu yöresel ürünleri. Neler varmış Kastamonu'da bakalım. Tabi sarımsak. Taşköprü sarımsakları. Siyez bulguru. Evet, burası yöresel ürünler pazarıydı. Şimdi bakalım neler var. Oklar varmış. Bakalım. Münire Medresesi. Bu yazıyı ben size yakın alıyorum. Okumak isterseniz. Tabii burada yatan büyüklerimize de dualarımızı gönderiyoruz. Ziyaretle
Afrika mıydı? Buraya gelme. Buraya gelme. Ya Allah'ım.